Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir şekilde fırında sebzeli tavuk tarifi hazırlayacağız. 2 tane tavuk butunu yemeklik olarak doğrayıp hazırladım. Sebzelerimi de bu şekilde yemeklik olarak doğrayıp hazırladım. Yemeğimde 3 tane büyük boy patates kullanıyorum. Patatesleri elma dilimler gibi dilimleyip hazırladım. Şimdi yemeğimin sosunu hazırlıyorum. Sosum için 1 çay bardağı sıvı yağını derince bir borcamın içerisine alıyorum üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Sizler dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Bu sosa sarımsağı mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Çok çok lezzet katıyor. Daha sonra çırpıcımla eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Salçanın iyice açılabilmesi için. Eğer tavuk etini fırında pişirecekseniz, sebzeli pişirmeyecekseniz bile mutlaka bu sosla pişirmenizi tavsiye ederim. Bu sos tavuk etine çok çok lezzet katıyor. Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine baharatlarımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu kekik ekliyorum. Yine kekik de tavuk etine çok çok yakışıyor. 1 tatlı kaşığı pul biber ekledim. Yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kimyon ekliyorum baharatlarımı ekledikten sonra sosumu güzelce karıştırıyorum. Sizler dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine yarım çay bardağından biraz daha fazla su ekledim ve sosumu karıştırmaya devam ediyorum. Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra hemen kıvamını sizlere gösteriyorum. Sosumun kıvamı bu şekilde çok katı değil, çok fazla da sulu değil. Sosumu hazırladıktan sonra içerisine tavuk etleri alarak iyice sosa buluyorum. Eğer vaktiniz olursa tavuk etlerini sosa buladıktan sonra 1 saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Daha da lezzetli olacaktır ama benim gibi vaktiniz yoksa hemen bu şekilde sosa bulayıp yemeğinizi pişirebilirsiniz tavuk etlerini güzelce sosa buladıktan sonra pişireceğim borcam kabın içerisine alıyorum borcam tepsimin altına yağlı kağıt sermiştim şimdi tavuk etlerimi tepsimin içerisine yerleştiriyorum yemeğimi önceden ısıttığım 200 derece fırında 1 saat pişireceğim tavuk etlerinin hepsini fırın tepsime aldıktan sonra artan sosun içerisine bu şekilde patateslerimi alıyorum ve patatesleri de güzelce sosa buluyorum. Daha sonra tavuk etlerimin arasına yerleştireceğim patatesleri. Ben yemeğimi fırında pişirirken 40-45 dakika sonra Maşa ile ya da uygun bir çatalla tavuk etlerini ters düz ederek çeviriyorum. Bu sayede daha da lokum gibi pişiyor. Kesinlikle çiğ kalmıyor. Sizlerinde mutlaka böyle yapmanızı tavsiye ederim. Patateslerin hepsini fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra üzerine iri iri doğramış olduğum soğanları yerleştiriyorum. Yine soğanda, fırında piştiği zaman çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi yemeğimizi çok pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Özellikle yeni yemek yapmayı öğrenenler hızlı bir şekilde bu yemeği hazırlayabilirler. Çok çok da lezzetli oluyor. Kuru soğanları yerleştirdikten sonra yeşil biberlerimi yerleştiriyorum. Son olarak da domateslerimi bu şekilde fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bütün sebzelerimi fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını bu şekilde gezdiriyorum. Etin, patateslerin ve sebzelerin daha güzel kızarabilmesi için Yemeğimi doğrayıp karıştırdım, hazırladım. Şimdi pişmesi için önceden ısıttığım 200 derece fırına götürüyorum. Yemeğim 200 derece fırında bir saatte pişti. Hem tavuk etleri hem patatesler lokum gibi oldu. Şimdi yemeğimi servise hazırlıyorum. Hemen yemeğimi tabağıma aldıktan sonra ne kadar güzel piştiğini sizlere gösteriyorum. Daha çatalı dokunduğum an tavuk eti hemen kopuyor. Gördüğünüz gibi yemeğimizi çok pratik bir şekilde hazırladık. Çok çok da lezzetli oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.